Amerika'da nasıl bir gün geçirilir? Neler yapılır? Yani alım gücü olsun, eğlence olsun. Biz mesela hepsini yapacağız. Yemeğe gideceğiz mesela. Burada bazı restoranlar var. Zaten İlkay zamandan da biliyorsunuz. İlkay abi gerçekten bu işin üstadı. Bazı restoranlar var. Belli bir ücret karşılığında giriyorsunuz. Sınırsız yiyebiliyorsunuz. Yani bu pizza olanı var, et olanı var. Bir çeşit pizza var. Yani içeriye sadece giriş ücreti veriyorsunuz. Yaklaşık 15 dolar gibi. Sınırsız pizza, sınırsız içecek içebiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. Bu tarz yerlere gideceğiz. Timsah görmeye gideceğiz. Amacında aslında pek bir şey yok. Her şey mevcut olacak. Yani bugün yemek paylaşacağız. Yarın gezi paylaşacağız. Yarından sonra oyun paylaşacağız. Bir sonraki gün kendi yaptığımız güzel bir aktiviteyi paylaşacağız. Yani bugün ne yapacağız? Bugün Monster Jam'a katılacağız. Zaten videonun birçok yerinde bundan bahsediyorum. Monster Jam'a bahsetmemin sebebi de gerçekten çok sevdiğim bir gösteri. Bu gösteriyi belki beğenmezsiniz. Beğenenleriniz de olacak ileride. 50 başlı arabalar var. Çok büyük jipler var. Böyle özel tasarım yapılmış. Bunlarla arkadaşlar stadyum içerisindeki tümseklerden, belirli parkurlardan atlıyorlar, sıçrıyorlar, gösteri yapıyorlar. Yani inanılmaz eğlenceli. Anlatırken bile heyecanlanıyorum ben. Gerçekten çok seviyorum ben. Bunları beraber video çekeceğiz ve göreceğiz. Tabii Miami'de bu nerede? Mesela bu benim çok şansıma denk geldi. Benim evimin hemen 1 kilometre bir mesafesi var. Yürüyerek gideceğim. Benim bu da avantajım oldu. Yanımıza kadar gelen bir gösteriyle kaçırmak olmaz dedik. Merlin's Park'ta yapılacak bu. Bu Amerika'da her eyalette belki yılda birçok kez yapılan bir gösteri şovu. Mesela dün vardı. Dün akşam üzeri 7'deydi. Bugün saat 3'te. Ben akşam izlemek istemedim. Gündüz izlemek istedim. Gündüz olduğu için daha güzel görebileceğimi düşündüm. Videoyu da daha güzel çekebileceğimi düşündüm. Hazırlanacağım ve gideceğiz. Merhaba arkadaşlar. Araçla gitmek çok mantıksız. Çünkü hemen benim evi yaklaşık olarak 1 kilometre bahsetmiştik. 1 kilometre olduğu için araç park etme alanımız çok sıkıntılı burada. Saatine 15 dolar falan diyorlar. Ya bizim burada ne kadar saat kalacağımız da belli değil. Merlin's Park'a doğru yolculuğuma devam ediyorum. Şimdi yolculuğumuzu bu şekilde devam ettiriyoruz. Yolumuz çok kısa. Yani hava Allah'tan ki kışın. Eğer yaz olsaydı bu yolda bu şekilde yürümemiz imkansızdı. Çok ciddi söylüyorum. Miami'de yaşayanlar bunu bilir. Tam böyle Türkiye'deki ilkbahar havası. O yüzden şu anda güzel gidiyor. Güneş tepemizde. Umduğum gibi bir video olmasını istiyorum. Ya bir de umduğum gibi bir gösteri olmasını istiyorum. Hani videolarda kesip biçme olayı var ya. Hep en güzel yerlerini gösterdikten sonra. Eğer ben 3 saat oturup 15 dakika zevk alıyorsam pek değmez. Ama 3 saat oturup bana 2 saat zevk veriyorsa ya bu gerçekten efsanevi bir şeydir yani benim için. O yüzden benim beklentim bu. İnşallah siz de bu kadar övmemize rağmen videoyu beğenirsiniz. Yani ben güzel olmasını umut ederek gidiyorum. İlk bir yolculuğumuz başladı. İlk videomuz yaya olarak başladı. Gerçekten ilginç değil mi? İnşallah beğenilir. Önemli olan da bu zaten. Evet, evet gördüğünüz gibi Merlin's Park şurası arkadaşlar. Geldik. İyi ki de yürümüşüz yani. Polisler zaten her köşe başında. Çünkü burada gerçekten acayip derecede trafik oluşuyor. Şu an herkes bu gösteri için Merlin's Park'a geliyor. Dört köşesi otopark buranın. Dört köşesinde dörder katlı otoparkı var. Yani efsanevi kapasiteye sahip. Yaklaşık bir 30-36 bin kişilik diye ben okudum ama tam net bir rakamı şu anda anımsayamıyorum. Öyle fiyatlarından hiç bahsetmedik değil mi? Çok güzel indirimler yakalıyorsunuz. Nasıl oluyor? 20 dolara da bilet var. 15 dolara da var. Yaklaştıkça 70-80-100 dolarlıklar kalıyor. Mesela ben Groupon diye bir Amerika'nın discount sitesi var. Ben burayı takip ediyorum. Çok güzel discountlar yakalıyorum. Bu nasıl oluyor? Mesela ben bu bileti şu anda güzel bir yerden aldım. Bana yaklaşık olarak 50 dolara denk geldi. Benim için çok iyi. Hani normaldeki fiyatı 80, şu anda ben aynı koltuğu bulamam. Yer doludur. Ama fiyatlar bu şekilde çok değişken. Tabii bu dünyanın her yerinde aynıdır. Önemli olan zaten bunu yakalayabilmek. Merlin's Park, trafik. İşte yani ben yürümemiş olsam bu trafikte ben de otopark için böyle bekliyor olacağız. Ne gerek var değil mi? Evet.
Evet arkadaşlar, biletimizi de içeriden baskı olarak verdiler. Artık kapıdan girişimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, stadyumun giriş aşamasındaki bölge aynı bu şekilde. Her yerde klasik satış reyonları. Sanki gösteri daha başlamadı. Şimdi gördüğümüz gibi açıyorlar. Çok güzel şeyler. Evet, MHP'li bir dayı geliyor. Haydi bakalım. Geldi. Çok güzel, bundan ümitliler. Bakalım neler yapacak. Çok iyi ya. Wow. Abi sen ne yaptın? Vay be! Dostlar, gerçekten benimle çok güzel bir Miami'den videolar izleyeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Bende kalın yani dostlar.